Merhaba dünyayı falan hallettik artık. İF'i de hallettik. Döngü yapmaya çalışacağım. Fonksiyon oluşturmaya çalışacağım. Çok kolay bir şekilde yapacağız aslında. Sadece yazımına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu siteleri açtım, buldum. Bir de online olarak Google'dan aradığımız zaman işte online 5 diye enter'a bastığımız zaman ilk bulduğum kodu buraya yazıp ne yazmak istiyorsak çalıştır düğmesine bastığımız zaman, execute düğmesine bastığımız zaman bu da bize sonucunu doğrudan veriyor. Yani dosya olarak kaydetmemize gerek kalmıyor aslında. Ayarlarıyla fontlarını, işte yazı tipini, rengini, böyle değişikliklerini yapabiliyorsun. Ama bu dediğim gibi dosyaları dosya olarak kaydetmemesi dezavantajı var. Biz bunları alıp dışarı kendimiz kaydetmemiz gerekiyor. Bu durumda da save as deyip şey ya da sağ tıklayıp kopyala deyip dışarı atmamız lazım. Neyse bunu da bir haber vereyim dedim. Yani böyle bir sistem de var. Tabi sadece 5 değil. PHP, C Sharp, HTML, zaten HTML'i doğrudan çalıştırabiliyoruz. Çalıştıramayacağımız yani siz arka planda bir derleyicisi olması gereken bir dil ihtiyacım varsa ama bilgisayarında da bir şey kurmak istemiyorsan gelip böyle denemeler yapabilirsin. Hemen her dilin online olanı var. Herhangi bir dilin online işte mesela Python denemek istiyorsun. Python dilini öğrenmek istiyorsun. Geliyorsun. Al sana Python programını bile kurmadan, bilgisayarına hiçbir şey kurmadan çalıştı mesela. O zaman çalıştı evet. Online'da da denenebilir. Şunu kapatayım ben şimdilik. Bunları şu an ihtiyacımız yok. Sadece söyleyeyim dedim. Böyle bir şey de olduğunu. Terminalde de çalışıyor. Terminalimiz açarsa. Echo komutu, tek satır olan komutların bazıları doğrudan çalışıyor. Zaten Nano ile geldik. Buraya da aslında şu an kod bol bol kod yazabildiğimiz yerde de bu arada ilginçtir. LS komutları gibi ne bileyim kendi konsolun içinde çalışan bazı işte mk'dir mesela mk'dir bir bizim diyelim. Bunu kaydedip çıkayım. Yani normalde bu konsolun bir komutu aslında. Kaydet deyip çıktık. Şimdi bu çalıştı ama sonucunu göremiyoruz. Yani echo falan içinde olmadığı için bakalım gerçekten de bir klasör oluşturdu mu? Bir dizin. Tabi dizini burada anlayamıyoruz. En iyisi ls. Acaba dir'de dediğimizde al desem ne olur? Aa evet böyle de oluyormuş. Dir komutu dir yani dizin her şeyi listelede. Eksi al aslında bu normal ls komutu. Yönlendirilmiş sadece. Yani LS'ye yönlendirilmiş. O yüzden parametrelerini kullanabiliyoruz. Burada da bir directory yani dizin oluşturduk. Nereden oluşturduk? Gidip kendi komut 5 komutunun içinde yaptık bunu. Birbirine karışıyor gibi olabiliyorum ama yani hem konsolun içinde komut kod yazabiliyoruz hem de bizim SH uzantılı dosyanın içinde de Linux komutları çalışıyor. Bir yandan da güvenlik açıklarına neden olabilir aslında. Çünkü virüs gibi şeyler böyle yazılıyor. Birisine diyorsunuz işte bak şu dosyayı tıkla. Tıkladığı zaman hop bilgisayarın arka planı kim bilir neler yapıyor. Çok hızlı çalışıyor shell komutları. Yani virüs de yazılabilir bu arada. O yüzden de çalıştırılma hakkının olup olmaması önemli. Windows'ta ise böyle bir çalıştırma hakkı diye bir şey olmadığı için virüslü bu dosyayı çift tıkladı ya da tıkladığın zaman direkt çalışabiliyor. Antivirüs programı yakalamamışsın. Kareyle açıklama satırları yapılıyordu. Şimdi onun komutuna geri dönelim. Yukarı yukarı basıyorum. Şunun yanına gelip kare koyduğun zaman griye döndü. Rengi ya da yeşile döndü. Açıklama satırına döndü. Artık istediğim yerde ben bir şey yazıp yanına kare açıklama satırı yapabilirim. Burası bir komut, şurası.
Bunun yanı da ilk satır. Türkçe karakter kullanabilirim. Açıklamalarda I, I, Ş. Bunları rahatlıkla kullanabilirim ama hatta şunların içinde de Türkçe karakter rahatlıkla kullanılabilir. Değişken adlarında Türkçe karakter kullanmamaya çalışıyoruz. Geçen haftalarda şu toplama çıkarmalarda bir sorun çıkmıştı. Bunu da vatandaşlar bu şekilde çözmüşler. Parantez parantez koyarak da yapılabiliyormuş. Yani parantez iki kere parantez açık kapa yaptığınız zaman bunun içini demek ki hesaplayabiliyor. Böyle boşluk yapmamam gerekiyor belki de. Mesela 2021 eksi işte doğum tarihini hesaplıyorsunuz diyeyim. 75 diyeyim. Şöyle. Bakalım bu A sonucunu döndürebileceğiz. Dolar A yaşındasınız. Control X evet enter yukarı yukarı basıyorum. Hı, tamam. Selam dedi zaten. Yaşını da demek ki hesapladı. Yani şu şekilde parantez parantezlerle de işi bitirebiliyoruz. Güzel. Normalde bunu yaptıktan sonra bir de sonuna BC ekliyorduk. Şöyle yapıyorduk yani. Bir de başka bir şey daha yapayım. Bir tane daha yapayım. B eşittir. Boşluk koymamaya çalışıyorum. 2021 eksi 2010 yok. Kaç olabilir sizin? 2016 mıdır doğumlarınız genelde? 2016 diyelim. Burada bir işlem yaptık. Sonra da onu tekrar ekrana basmak istediğiniz zaman B'yi dediğin zaman çubuk alt GR ile büyüktür küçüktür. Sonra da BC yazıyorduk. Bu da bizim eski yöntem yani. Ctrl X Enter. Evet Enter. Buralarda boşluk olmalı mı? Olmamalı. Ctrl Z'ye bastım yanlışlıkla. Ctrl Z de şeyi nano'yu tamamen kapatıyormuş. Evet. Ha, kaldığım yerden devam edebilirim. Güzel. Şuralara boşluk mu koyacağım acaba? Onu bir deneyeyim. Ctrl X. Yazma hatası. B komutu yok. Altıncı satırda bir hata verdi. 2, 3, 4, 5, 6. satır. Şuralara boşluk olmayacak. Biz bunu nasıl çözmüştük? Neyse böyle bir şey yaptığımızı hatırlıyorum ama. Tamam. Şuraya A diyelim. Bir hesapta başka bir değişkeni kullanalım. Yani bundan A'yı çıkaralım. Şöyle bir şey yaptıralım sadece. Ctrl X. Evet. Sorun şuydu galiba. Bunun yanına bir şeyler daha yazdığım için şunun yanına metin. Bu bir hesaplanacak diye söylüyoruz ya ona. BC. Git buna hesapla diyoruz ya. Ama gidip yanına da bir metin yaşınız, yılınız bilmem ne diye uzun bir şey yazınca da kafası karışıyor. Yani bu hesap yaparken yalnız bırakmamız gerekiyor. Şu an düzgün çalışıyor. Bu örneğe geçelim. Devam edelim. Bu örnekleri de bu arada tekrar da etmiş oluyoruz. Yeni bir şey katmış da oluyoruz. Bu arada. While döngüsüne gerek duymuyorum. Yani onu anlatmayacağım. Ama for döngüsü lazım olabilir. Bu da yine C Sharp, PHP gibi dillere çok benzeyen bir yazımı var. Parantez parantez. Bu hesaplanan bir şey olduğunu anlıyoruz buradan. Bunun içinde bir şeyler hesaplanacak demek ki. Parantez parantez. Şurada boşluklara dikkat edeceğim. Noktalı virgüle dikkat edeceğim. Ondan sonra da sonucunu ekrana basıyor. Bundan çıkalım. Ctrl X. Evet. Yeni bir şey yapmak için de nano for. Döngü, yani buraya for yazabilirim. Hemen başlayalım. Boşluk, parantez, parantez. Genelde değişkenleri i, yani sayaç değişkenlerini i olarak tanımlıyoruz. I, j, k, l, m, n diye gidiyor. İç içe döngü yaptığımız zaman. Başlangıcı birden başlasın. Noktalı virgül.
Ondan büyük olduğu sürece birden başlayacak. Ondan büyük olduğu sürece devam edecek. Ve i'yi artı artı, yani ileri doğru. O zaman şöyle yapacağız. Ters yapmam. Peki anlatmak istediğim ne oluyor? Birden başlıyor. 9'a kadar artı artı birer birer artarak gidiyor. Yani şöyle açıklama yapalım. Birden artarak gider. Döngü. Evet, döngünün başı sonunu anlamak için de do ve done. Do, boş. Yani yap, bitti. Başla, bitir gibi bir komutumuz var. Bunun içine de gelip işte ne istediğimiz komutları yazabiliriz. Burası for döngüsünün blok kısmı. Echo dolar i sayaç değeri. Sayaç değerini yazsın, yani 1, 2, 3, 4, 5 diye yazsın. En son echo printf yazmışlar. Bu printf de yine C dilinden gelme. Demek ki burada da biz print komutunda kullanabiliyormuşuz. Ama echo ile biz işimizi görürüz. Tamam, bu kadar. Bir döngü yapıyor ve ekrana echo ile sonucunu yazıyor. Ctrl X. Evet. Evet, döngü çalıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Niye 10 olmadı? Ona bakalım. Çünkü burada eşittir koymadık. Yani küçüktür dedik. Eğer burasını 11 yapsaydım, şurasını, fare burada çalışmıyor. Şöyle okula gelelim. Burasını 11 yapsaydım, şimdi birden 10'a kadar olacak. Ya da böyle yapmak istemiyorsan da şunu da kullanabilirsin. Birden 10'a kadar diyelim. Birden 10'a kadar for döngüsünü çalıştırdık. Eksi n ile kullansam acaba ne olurdu? Eksi n de sonuç bir alt satıra geçmesini engelliyor. Şu an her echo'dan sonra bir enter aşağı indiriyor sanki. Şuraya gelip de eksi n parametresi kullanırsak hepsini yan yana yazacak. Yan yana yazarken de birbirlerine karışmasın diye şöyle aralarına bir virgül koyalım. Bunu yazacak. İkincisini yazacak. Üçüncüsünü yazacak. Yan yana gidecek. Hadi bakalım. Tabii en sona da bir bizim bir enter basmamız gerekiyor. Döngü bittikten sonra da bir enter basmamız gerekiyor. Onu da yapalım. Şöyle yapalım. Boş bir echo yapsam acaba olur mu? Boş bir echo bıraksam. Yani printf oldu. Tamam. Yan yana yazdırabiliyoruz. Alt alta yazdırabiliyoruz. O bizim kontrolümüzde. Döngünün başlangıcını, sonunu değerlendirebiliyoruz. Geri geri gitmesi için de eksi eksili bir şey de yapabiliriz. Şartını ters çevirerek. For döngüsünün başka bir kullanımı. Ha, read komutunu geçen hafta yaptık. Onu geçelim. If komutunu anlatmıştım yine geçen hafta. Less than, küçüktür, büyüktür, eşittir, eşit değildir, ne, not equal. C, C sharp, C++, PHP, Python. Python'da burasına belki and diye olabilirler. İki tane yan yana V işareti. Or, çubuk çubuk. Bunları denediğimiz için geçiyorum. Case yapmamıza gerek yok. Switch komutuna gerek yok. Komut satırından bilgi almak. Bu da güzel bir örnek. Bu da argüman deniliyor. Argüman dışarıdan okutturabiliriz. Bakalım. Echo ile toplam parametre. Parametre sayısı yazabiliriz. Dolar, kare. Kare normalde açıklama satırı biliyorum ama burada da parametre sayısını veriyor. İkinci argüman. Dolar 1, parantezi kapat. Bunu kopyalamak için kopyala yapıştır, çoğalt,
Kontrol. Tabii burası bir şey seçilebiliyor. Güzel. Buraya kadar. Kopyala. Ha, buna kopyalı yok. Kes vardı. Ctrl-K. Ctrl-U. U. İki kere U bastım. İkinci argümanı basalım. Ha, şimdi iki tane yeter. Kaç tane parametresi var diye yazacak. Dışarıdan bizim komutumuza parametre geliyor. Ha, ne oldu? Direkt çalıştırdığımız zaman doğrudan çalıştırınca sıfır parametre dedi. Şunları da en azından şey yapmadı, sorun çıkarmadı. Aa, ben bunu bulamadım. Aa, şunu bulamadım demedi. Şimdi parametre atalım. Bunun yanına niye gelmiş? Şimdi şu bizim ana program. Burası. Bu da bir parametre. Birinci parametre. Bu da ikinci parametre. Eğer 3 tane göndersek ne olur desek. Zaten bir anlamı yok. Yani bundan sonraki parametreleri kullanmayacağımız için istediği kadar yazsın. İsterse hiçbir şey yazmasın. Hiçbir şey yazdırmayabiliriz. Burada da işte parametre sayısını zaten biz 0, 3, 2 diye biz alabiliyorsak bunu for döngüsünde şu echo durmadan yazmak yerine bunu bir for döngüsüne bağladık mı? Eğer yapabilirsem. Bakalım olacak mı? Komut satırındaki argümanları al diye bir örnek yapmışlar. Bizim örneğimize geri dönelim. Nano argüman. Şimdi böyle yazsın bu. Eski klasik her şeyi echo ile yapma yoluyla yapsın. Bu bir küme işlemi gibi yapmışlar bu seferkini. Yani normal şöyle 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 parantezle de yapılabilirdi ama hadi onu da yapalım. Tamam. I eşittir 0. Sıfırdan başlayabileceğine göre 0 olsun. I küçük eşit dolar kare. Bu parametreyi bu sayaç numarası dolar i. Dolar parametreyi yazdırmak istersem buraya nasıl iki kere mi dolar yazacağım? Bunun for döngüsü olanı bulabilirsem iyi olacaktı. Şurada 1 2 diye yazıyor bakın. Ben buraya nasıl 1 2 yaptıracağım? Bir daha dolar iyi mi diyeceğim hocam. Bu klasik yöntem çalışıyor. Sıfırıncı yok ki. Sıfırıncı parametre yok. Şunu bir demem gerekiyor. Gösterirken bir sorun çıktı. Parametreleri ekrana basmak istiyorum. Dolar A. Bu dediğim gibi şöyle yapsak daha iyi olacak. Bakın. Bunun normali yani belirsiz sayıda bir eleman var. Burada bir küme işlemi var yani. Dolar argümanlar. Argüman diyeyim en şimdi çok çoğul kullanmayayım. Bir tane argümanı çekiyor çünkü. Şu listenin içinden, şu listenin başından sonuna kadar içinden bir eleman alıyor. In, içinden alıyor. Sonra da birinci parametre budur, ikinci parametre şudur diye listesini ekrana basacak. Şu aralara bir eko basalım. Çizik atalım. Şimdi ne yaptık bir bakalım. Yedinci satırda bir. Şu alttaki çalışmış bakın. Alttaki döngü çalışmış gibi gözüküyor. Alttaki çalışıyor. İlk zaten çalışıyor. Bir yanlışlık var. Onu düzelteyim hemen. Ha, buraya şey yapmıştık. Normalde burada kare yazıyordum. Kare. Kaç adet parametre var? Onu. Burada i yok ki. Şurada parametre sayısını. O yüzden i'yi biz elle yapmamız gerekiyor. I eşittir 1. I artı artı diyeceğim ama C'deki veya PHP'deki artı artı burada işe yaramaz muhtemelen. Şuradan bir kopya çekeceğim. İ'ye bir ekle. İ'ye bir ekleme işlemini al bana
Yani i'nin yeni değerini aktar. Böylece şuradaki i sorunu da halletmiş oluyoruz. Tamamdır. Şurada bir sorun var, o kadar. Şurada. Küçük bir for döngüsüyle acaba bunu nasıl yaparız? Onu bulabilirsem. M değişkenin içine dolar kare atmış. Aynı şey. Ekrana basarken dolar i demiş. Varmış. Ha, işte bir tane buldum. Dolar kareye kadar git. Mecbur alacağım. Ne demek istediğini bilmiyorum. Ha, şurada bir şey de var. Kullanılabiliyormuş. Ctrl C'ye basıyorum. Şurasını düzelteceğiz. Neresini düzelteceğiz? Şurasını. Parametre 1 eşittir. Güzel. Sağ tıklayınca fareyle oldu. Tamamdır. Arg diye bir dizi varmış arkadaşlar. Array. Bunun içine git işte i'incisini bana getir. Dolar i diyeceğim. Sadece i deyince i'yi bastım. Oysa i'inci. Zaten i'yi bastırıyoruz bize. Argümanın şunu bir copy diyelim. Print komutuyla da argüman numarası şunu da açıklama satırı yapalım. Ctrl X E. Enter. Tamamdır. Çalıştı ama şu ünlemle süslü parantezin burada ne anlamı var? Yani i'yi basma, ekrana i'yi yazma, sayacı da yazma. Kaçıncı argümansa onu bas. Yani burada değişik bir dönüşüm yapmışlar. Yine for döngüsünün bir başka kullanımı, case komutları geç. Stringleri birleştirme. Stringler zaten çiftin aynı içinde istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Yan yana zaten yazacaktır ama artıyla da artı eşittirle de bir öncekine birleştirerek gidebiliyor. Yani PHP ile hemen hemen aynı. Toplamayı çıkarmayı yapabiliriz. Fonksiyon yapalım. Evet. TH diye bir dosya oluşturalım. Fonksiyonun oluşması için önce C#'da da vardı muhtemelen. Function. Ya da fonksiyonun adı. Ekranı temizle. Parantez aç kapa. Süslü parantez. Bak burada ne güzel. Blok yapmak için süslü parantezi function'larda kullandırıyor. Ama do'dan diye ya da if'te if'i fi ile bitirmek gibi garip yöntemler var. Bu daha klasik bildiğimiz yöntemlere benziyor. Ekranı temizlemek için clear. Parametreli fonksiyonda bakarız. Bir dakika. Şimdi biz bunu böyle yazdık. Fonksiyonlarımız var. Programı kısaltmak amacıyla fonksiyonlarımızı yazdık, kaydettik. Çalıştırsam hiçbir şey yapamaz şu anda. Bir deneyelim. Ctrl X. Bunu çalıştırsam hemen hiçbir şey olmayacak. Çünkü hiçbir şey yapmadı. Ama hocam o kadar 2 satır bir şey yazdık. 3-4 satır. Fonksiyonları yazdık ama bunları daha hiç çağırmadığımız için bir yerlerde, programın içine bir yerde çağırmadığımız için ekranı temizle. Parantez aç. Gerek yok paranteze. Pardon. Çağırırken parantezleme gerek yok. Sonra da selam yaz. Bunları çağırmamız gerekiyor. Yani iki fonksiyondan istediğimiz kadar çağırma imkanımız var artık. Yani ben bu satırı aşağıda, yani burası çok uzun bir program diyelim. 10 satır, 20 satır, 100 satır diyeyim. 100 satırı devamlı aşağıda tekrar kullanmama gerek yok. Sadece ismini çağıracağım. Bu kadar. Ekranı sildi ve selam yaz. Evet. Güzelce çalıştı. Bir şeyler yapalım şöyle. Fonksiyon komutlarını oluşturmak. Kendi fonksiyonlarımızı, kendi özel komutlarımızı oluşturmak için bu şekilde kısacık basit bir şekilde anlatabiliriz. Parametreli yapmamız gerekirse de bu da yine biraz önce yaptığımız
argümanların olduğu komuttaki gibi deyip şeyler göndereceğiz. Ama neyi toplasın? Dolar 1 birinci parametresi, dolar 2 ikinci parametresi, ikisinin toplamını hesapladıktan sonra toplam değişkenini aktarıyor. Ve ekrana bastırmamız lazım. Ekrana da basmazsak bir anlamı da kalmaz. Şöyle yapalım. Echo dolar toplam. Selam yazacağım. Daha sonra da arkadaşlar topla 5 ve 8 parametreleri, şu birinci parametre, şu da ikinci parametre, bunların ikisi toplanacak ve ekrana basacak. Kısa, programı kısaltmış oluyoruz aslında. Uzun işlemleri. Eğer düzgün burada yapabilirsek, buradaki değişkenleri düzgün oluşturabilirsek, tabii ki dolar toplamı bulur. Hadi bakalım. Şuraları boşluk koymamam gerekiyordu ya, unuttum hep. Diğer dillerden alışmışız. Her şeyin içine boşluk ekliyoruz. Bazen boşluk eklemek de gerekiyor. Mesela atıyorum şuralarda belki de boşluk olması gerekiyor. Ama burada eşitlerin başında, sonunda, önünde, arkasında boşluk koymamamız gerekiyor. Evet, 13. 5, 8 daha 13 yapar. Hem bugün kendi fonksiyonumuzu oluşturmamız, parametreleri okumamız, döngü içinde elemanları sıralama, işte sayma gibi bir sürü işlem yapabiliriz. Yani for döngüsüyle ilgili döngüler kullanma, fonksiyon kullanma, bunlar bizim temelde öğrenmemiz gereken şeylerdi. Diğer programlama dilleriyle hemen hemen aynı. Yazım kurallarına dikkat edersek hataların ne olduğunu doğru düzgün açıklamıyor olabilir. Ama ne yapalım? Yardım alarak çözmeye çalışıyoruz.